Değerli arkadaşım, genç arkadaşım, bütün şükraniyet hislerimizi ifade etti, ifade etmeye çalıştı, çalıştı derken zinhar eksiklik olduğu anlamında değil. Fakat baştan bugüne gelen büyük şahıslar alemi itibariyle tabii kendisinin de şahit olmadığı vakalar söz konusu. Onların her birini zikretsen şüphesiz asıl murad ettiğim küçük konuşmaya, hissiyatımı sizlerle paylaşmaya vakit daralır. Lakin yıllar önce, 6 yıl kadar önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakanımız üniversiteyi çok değerli ve geniş heyetle teşrif ettiğinde şimdi söylemekten biraz sıkılıyor muyum, yüzüm mü kızaracak diye korkuyorum. Mealen söyleyeyim, üniversite işte böyle olur sözünü sarf ettiler yuvarlak olarak. Ben bunu ifade ediyorum. Biraz daha vurgulamalı bir tonla söylediler. Bu tabii çok müthiş mükellefiyetler yükledi bize. O an için o mükellefiyetlerin tamamını hissetmemiz mümkün değildi. Ama zaman içinde hissedeceğimiz şüphesizdi. O da titreşim içindeydik. Ondan sonra gelen çok önemli tedbir tutamlarımız da keza. Ve gelişen süreç içerisinde bizi çoğu zaman bizim ne yapmaklığımızı kendisine arz etmeden önce zaten olayı bilen Türkiye Cumhuriyetimizin büyükelçisi, değerli büyükelçimizin vaziyet etmeleriyle de çok şükür bugünlere ulaşmamızda büyük faydalar, büyük imkanlar gördük. Şimdi böyle bazı tabii önde gelen ve yerlere hiçbir şekilde bir nadise içerisinde hapsolmayacak şahsiyetlerden bahsedip başkalarından bahsetmememi mazur görürsünüz. Çünkü vakit öyle geçerse diye korkuyorum. Demin dinledik iki şey bir kez daha öğrendi. Bunlardan birincisi samimiyetti. Kendimize karşı samimiyetti. O samimiyet tabii kendimizi ıslah etme ve ihlas yolunda ıslah etme samimiyetiydi. Yani bir nevi yine Habibullah perspektifiyle, gönlüyle bakarsak neydi o bildiğimiz bir çeşit cihad-ı ekberdi. Onun bir başka ifade edilişiydi. Bir diğer çok önemli bir söz de bildiğimizi hep beraber karındaşlık kardeşlik değil denildi. Tabii karındaşlık kardeşlik ama sadece o değil anlamında. Çünkü değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, asıl bütün Müslümanların kardeşliğini vurgulamak için mefhumu muhalifinden tersinden bize yeniden öğretmek cihetindeydi o kutsi metin demin. Türkiye Cumhuriyetimizin Sayın Büyükelçi, Sayın Din İşleri Başkanı Hocam, vakıflardan selamlar getirenler, müdürlerimiz, müşavirlerimiz, bilginlerimiz, dekan hocam, hocalarım, çok değerli öğretimleri, bilginler. Fakat tabii asıl günün sahibi, aslisi, asli sahibi öğrenciler. Onların büyük bir zarafetle ifade ettikleri ne kadar destek gördüklerini ve fakültelerinin hali hazırdaki gidişatından, hocalarından memnuniyetlerini ifade ettiler. Tabii asıl büyük camimiz, Cami-i Şerifimiz ve müstakil ve
kendi değerine yakışır binamızın ikbalinden sonra bu sözleri bir kez daha kendilerinden inşallah dileriz ki bu da çok uzak yarınlarda şüphesiz olmayacaktır. Ben Deniz Sayın Büyükelçim çok özlü olarak dediğim gibi hissiyatımı arz edeyim. Kutlu Doğum Haftası'nın mevcudiyetiyle, kıymetiyle bizi yeni titreşimlere sevk edişiyle. İçerisinde bulunduğumuz hafta başlaması, bitmesi vesairesi illa da öyle teknik anlamda tabii ikinci bir önemi haiz. Bu hafta mevcut oluş şekliyle bir manalar haftası, bir manalar haftası olarak çok şükür, hamdolsun kutluyoruz ismi üzerinde. Yalnız bir ince hususa dikkat etmek lazım geliyor. O hususu ifade ederken yine samimiyetime lütfen güveniniz, imkan veriniz. Kur'an-ı Kerim'de buyurulan ile ve o bağlamda Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın benliğimizi bütünüyle sarmaladığı bu haftada esas olan kardeşlik duygumuzun bir kez daha filizlenmesidir. Böyle bir hafta şüphesiz bir ayet-i kerime ile bütünleştirilmelidir. Elbesiyle söz, kelime ve kavramı ile bütünleştirilmeyecek bir haftayı kendimiz demiş bulunuyor arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız. İnşallah bundan sonra da hep öyle olacaktır. Elmalı gözüyle bir an bakarsak, ben yine buradaki yüksek heyetlere affına sığınarak onun bir işaretine, daha doğrusu Elmalı'nın ağzıyla meseleye yaklaşırsam, bir döngüyle, çağdaş bir tabir kullanırsam sanki bir döngüyle karşılaşmaktayız. Elmalı'da hoca, Elmalı'da allama, Elmalı'da efendi tabii buna bir böyle bir istihare, bir döngü diye bakmıyor, sıralıyor ama belli ki murad ettiği bir döngü. İman, ittika, vesile, mücahede, kemal. İmanla ittika, ittika dolayısıyla korkmamız da gerektiği için vesile aramalıyız. İşte vesilelerden biri böyle haftalardır. Ama bu açıdan ancak böyle haftalar kutsiyet kazanır. Ve o tabii bizi mücahedeye gösterecek, Elmalı'nın gözünü söylediği gibi. O da kemale. Döngü nerede? Kemalden iman, ittika, vesile, mücahede. Artık mücahedenin üzerinde durmam zahit kaçar. Lakin dünya durduruyor. Herhalde mücahedede, cehde şüphesiz cihad-ı asker ile cihad-ı ekberin bu kadar bütünleştiği bir çağ belki de yaşanmamıştır diyebiliriz. Görevler
devasa boyutlarda bütün Müslümanların eyleyişte ve kardeş olduklarını gösterecek bir zemin eksik dünyada. Bütün Müslümanlar tabii kardeştirler. Ama o kardeşliklerini gösterecekleri zeminde sarsıntılar olmakta. Niye? Kudretimiz daha fazla olmalı. Coğrafya hakimiyetimiz daha fazla olmalı. Tekniğimiz daha üstün olmalı. Bunlar zayıflar, artılar. Bir de nakıseleri, eksileri giderebilmeliyiz. Zulme daha fazla karşı durabilmeliyiz. Zulme açılan yönetimlere daha fazla karşı durabilmeliyiz. Yani sadece aktüel olarak zulme yönelenleri değil ama biçimleniş olarak da monarşiler vesairelerin istikbaldeki hallerinin ne olmak lazım geldiğini zihnimizden çıkarmamalıyız. Siyasi bağımsızlıklarını alemi İslam'ın çok daha yürekten büyük girişimlerle üzerine düşmeliyiz. Yani elbette bütün Müslümanlar kardeştirler. Elbette bütün Müslümanlar kardeştirler. Lakin o kardeşliği hak edecek bir üst seviye için çalışmanın zamanıdır.